Herkese selam. Bugün kalıcı kirpik yapacağız. Nasıl yapacağız? Ve kirpik değil ama kalıcı. Şu tekli kirpikler var ya. Bunlar da normalde günlük kullanıyoruz. Ama biz bunu şöyle iyi bir yapıştırıcıyla rahat bir ay kadar kullanabiliriz. Ben bunu nasıl yapıyorum? Şimdi öncelikle birazcık elinizin yatkın olması gerekiyor. Şöyle bir yapıştırıcı kullanacağım. Kiss diye. Uygun fiyatlı. Ama nasıl bir içeriği varsa bilmiyorum. Böyle denizde, havuzda, banyoda yazın çok kullandım yani. Özellikle ben yazın yapmayı seviyordum. Asla hiçbir şekilde çıkmıyor. Böyle sis. Hatta şöyle bir tane görüyor musun? Kalan var şurada. Şurada bir tane kalan var. Çıkmıyor bak. Ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde çıkmıyor. Bu ipek kirpik çıkarıcılar var ya. Ancak bak çıkmıyor. Şurada gözümüz yani şöyle, şöyle. Keşke çıksa da. Yapıştırdıktan sonra asla böyle çıkartmak için zorlama. Şimdi nasıl yapacağız? Bu arada ben şunu aldım. Fark etmiyor. Böyle bakıyorum orta boy. Küçük yani orta boy alıyorum normalde. Fakat bana yanlış kirpik geldiği için bunu kullanmayacağım. Daha önce kullandığım şu orta boyu kullanacağım. Yine az birazcık yapıştırıcım vardı. Açmış, daha önceden açmış oldum. Onu kullanacağım. Bu arada yapıştırıcı çok hızlı kuruyor. Yani böyle pirinç tanesi kadar minicik damlatın. Çok hızlı kuruyor çünkü. Bir damlacık şöyle dökün. Yapıştırın kirpikleri. Buradaki donduğunda yenisini dökün. Bu şekilde kullanın. Hah bak şöyle. Bir damla gördün mü? Bu benim işimi görecek. Hemen ağzını kapatıyorum hızlı bir şekilde. Dediğim gibi birazcık eliniz yatkın olsun. Yani atıyorum Duo gibi günlük kullanılan bir yapıştırıcıyla birkaç deneme yaptıktan sonra mesela bundan yapabilirsiniz. En azından eliniz alışmış olur. Seri bir şekilde aldım kirpiğimi. Görüyor mu kameraya? Burada şimdi yavaş yapacağım tabii göstermek için. Yapıştırıcımdan şöyle bir parça aldım. Hızlıca geliyorum buraya. Bırakıyorum. Tabii telefonun kamerasından biraz sıkıntı oluyor. Kirpiğin kaldırıyorum. Şöyle alttan kirpiği kirpiğe yapıştırıyorsunuz. Teninize değil, teninize değerse gözde yanma yapabilir. Bu yapışmıyor. Yapıştıramadım. Banyoya geldim çünkü oradaki kamerada iyi göremedim. Şimdi şöyle yapıştırıcımı döktüm. Çok azıcık yapıştırıcı aldım. Ve bunu sanırım burada şimdi rahatlığa takabilirim. Evet, kirpiğin dibine, kirpik dibine yapıştırıyoruz. Şöyle düzeltiyoruz. Evet, bunun boyutu güzel. Kirpiğe yapıştırıyoruz. Kirpiği, kirpiğin, yani kendi kirpiğimizin dibine yapıştırıyoruz. Şöyle biraz daha düzeltip bastırabilirim. Bence gayet güzel oldu. Ben böyle biraz kenarları yapacağım. Çok yapmayacağım. Hemen bir tane daha yapıyorum. Şöyle çok az da yapıştırıcı aldım. Şöyle. Tekrar kirpik dibine yapıştırıyorum. Bu kadar. Böyle görünüyor. Bakın. Görüyor musunuz? Şöyle altını da göstereyim. Alt kısmını sanırım. Az önce bakamadım kameradan. O yüzden aynanın karşısına geçtim. Şimdi ben şu diğerlerini de hızlıca yapayım. Tekrar alıyorum bu şekilde. Kirpik tipi de ben birazcık seyrek yapacağım. Çok böyle yoğun bir kirpik yapmayacağım. Böyle günlük, doğal. Bakar mısınız? Hemen fark etti. De şuna bakın. Alt kısımdan yaptım. Üst kısımdan da böyle. Umarım gösterebilmişimdir kameraya. Bak şöyle yandan bakınca. Yeter. Yani bu benim için mesela yeter. Şimdi şuradaki boşluğa yapacağım. Böyle daha şöyle bir göstereyim yakından. Ve 3 tane şuraya, 3 tane şuraya kenarlara bir yoğunluk vermiş olacağım. Fazla yapmayacağım. Tabii böyle bazen tatile falan çıkıyorsak şey yapıyorum. Hadi yapıştıralım. Hop.
Orta boyluya geçiyor. Orta boy. Ve çok doğal duruyor. Şöyle kameraya bakıyorum şu an. Kameraya baktığım için yapıştıramıyorum. Şunu söyleyeceğim. Eğer kirpikleri kirpik dibine çok güzel yapıştırırsanız bunlar kolay kolay düşmüyor. Kalıyor yani. Arada tek tük düşenler oluyor. Mesela bir hafta sonra, 10 gün sonra ya da 3-4 gün sonra ya da ertesi güne bile bir tane iki tane düşebiliyor. Onlar da tabii sürekli yaptığım için artık fark ettim ki iyi yapıştıramadıklarım düşüyor. Güzel, iyi yapıştırdıklarım ben istesem de çıkmıyor arkadaşlar. Çıkartamıyorum yani, kesinlikle çıkmıyor. O yüzden diyorum ya, bunu bir ay kullanın ya. Bunu böyle yapın. Rimel derdinden kurtulun. Bunu böyle yapın, bir ay kullanın. Gerçekten yumuşuyor, bırakıyor kendini. Ama benim fark ettiğim, çok sıcak su, sauna gibi, buhar odası gibi yerler yumuşatıyor sanırım yapıştırıcıyı. O zaman kolay çıkıyor. Eğer çok iyi dediğim gibi yapıştırırsanız belki de 2-3 ay kullanırsınız. Burayı düzeltiyorum. Şu birazcık içime sinmedi ya. Neyse, sonra düzeltebilirim. Evet, bakın bu taraf da böyle oldu. Şurası. Burası da bak, görüyor musunuz? Böyle oldu. Günlük kullanmaya bence gayet müsait. Tekrar özet geçeyim. Kirpikleri kirpik dibinize az önce yaptığım gibi güzel ve sağlam yapıştırırsanız uzun bir süre kullanırsınız. Yani rahat bir ay kullanırsınız. Tek tük düşmeler olabilir hemen benim. Eğer bir uzun yola tatile gideceksem bu yanımdadır. Hemen tık tık bir iki tane düşenleri koyarım yerine. Oldu bitti. Yani uzun süre bunu böyle kullanırım. O yüzden şöyle bir yapıştırıcı, yani bu olması şart değil, başka bir şey de alabilirsiniz. Sağlam bir yapıştırıcı alarak, hani ipek kirpik uygulamak istemezseniz şöyle bir tane uygun fiyatlı bir şeyle gayet güzel oluyor ya. İstersen bunu daha yoğun yap, yoğun kullan denizde, tatilde. Şöyle de göstereyim. Size de fikir olsun, denemek isteyenler, eliniz yatkınsa dediğim gibi önce basit günlük çıkabilen bir yapıştırıcıyla bu kirpikleri yapıştırın, bununla değil. Eliniz iyice hızlanıp pratik yaptıktan sonra bunu alabilirsiniz veya başka bir şey alabilirsiniz. Bu benim bunun şeffaf ama siyahı vardı bu arada. Siyahını bulursanız siyahı çok daha güzel, daha hataları hiç belli etmez. Bulamadım, beyazını aldım bu sefer. Bu sefer değil, ikinci sefer. İkidir beyazını alıyorum. Çünkü siyahı yok, bulamıyorum. Firma herhalde üretmiyor. Bence bu da böyle. Bak nasıl? Şöyle kalıyor. Dediğim gibi kirpiğe kirpik dibini güzelce yapıştırırsanız asla düşmeyecektir. Tek tük düşmeler olabilir. Onda da hemen rötuş yaptığınızda bir ay kadar bunlar kalır böyle. Asla çıkartamazsınız. Ben daha böyle günlük kullanıma uygun, böyle sade seriyorum. Çok yoğun değil. Ama isterseniz böyle baştan aşağıya yoğun kirpikler de yapabilirsiniz. Yapıştırıcım da bu efendim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.